Haftalar efendim, Nesine TV'ye hoş geldiniz. 3 Santrfor programıyla karşınızdayız. Senih Yurga ve Emre Özcan'la beraberiz. 26. hafta karşılaşmalarını, maçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Artık ayrıştırmak yok. Genel bir hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, evet. Nasılsınız? Nasıl geçti? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sen de iyisin. Umarım. Çok iyiyim. Evet. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Biz enerji doluyorum. Ama Senih Bey daha bir enerjik oluyor. Daha enerjik. Övgü bekliyorum. Görünce... Övgü yok. Eleştiri var. Aa, bir dakika. Evet, övgüsüz bir şey övgüsüz oldu. Benim de saçlarıma yorum yapılmadı. Saçlarım kesildi. Ben saçlara çok dikkat eden biri değilim. Çünkü etmemen gerekiyor. Ben saçlarla çok ilgilenmiyorum. Biraz kestirdim. Bu kadar kısa değildi. Ha, bayağı kesilmişsin. Kızışık kalmış gerçekten. Bu kadar kısa değildi dediğim belli olmuyor. Saç yerde diyor ki. Dümdüz ya valla. Saçı yerde şu an gözükmüyor. Ben şey yapmadım. Bayağı kestirmişsin gerçekten. İşte bu yüzden hala evlenmediniz. Buradan kuaförünü selamla. Gerçekten çok başarılı bir çalışma yapmış. Evet, örnek bir çalışma yani. Evet. Bak geliyor, bak şurada tutuyorum gerçekten. Cevabı şurada tutuyorum. Şu övgü arada kaynadı, bu senin saçın yüzünden. Harika. 5 haftadır bunu bekliyorduk. Ama zor yapıldı. Koltuklarınız değişecek. Zor yapıldı. Durdu. Bu hafta, önümüzdeki hafta bu biraz şey bisküvi meselesine geldi. Zor yapıldı ama evet, tam yapıldı. Nasıl tam oldu oluyor? Yani. Tam oldu. Yarın mı gelecek? Hayır, yani, tam oldu yani. Şimdi güzel, kötü diyemem ama mükemmel de değil yani. Böyle otururken çok mükemmel, acayip bir his almadım. Hemen de bir anda mükemmel olmamalı. Bak ya mesela. Kademe kademe. Yavaş yavaş. Bak, kademe kademe. Araya araya. Sen, duyuyor musun? Kafatesi abi. Ses duyuyor musun sesi? Duymuyorum abi, hiç duymuyorum. Sen zorlarsan paramparça olur abi zaten yani. Öyle bir şey olabilir mi yani? Yayına bunlar... Emre Özcan, Emre Özcan sallayarak başladı. Hayır, bir şey yapmıyor. Bak öne doğru gidip geliyorum sadece. Emre Özcan cümleleriyle hep sallıyor zaten. Nesine TV izleyicilerini. Yok canım. Bayağı seviyor. Sadece seviye, Nesine TV doğru izleyicileri sevmiyor. Doğru. Tabii ki. Mübalağa ediliyor. Türkiye seviyor Emre'yi. Mübalağa ediliyor şu anda. Hiç öyle değil. Emre yani, ödüllü mütevazı bu arada zaten. Yani sonuçta mütevazı olmasa zaten mütevazı tamam, olmasa gerek yok. Ödüllüdür kendisi. Darısı başı. Bir ay önce ödül aldı kendisi. İki ay oluyor. Tamam. Bu şey seten duvara, duvara çizik atmış. Hayır, 7, onu ben 7 Şubat diye. Evet. 7 Şubat'ta Emre Özcan ödülü tarih yazıyor muhtemelen. O yüzden oradan biliyorum yani. Peki bir kez daha hoş geldiniz. 26. hafta maçlarını konuşacağız. Konyaspor Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak Cuma günü. Saatler 19.20'yi gösterdiğinde Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İlk karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ermişti. Ama tabii bir teknik adam değişikliği de var Konya'da. Çok uzun zamandır, bence uzun zamandır galibiyet yüzü görmeyen bir Konya'dan bahsediyoruz. Beraberlik, mağlubiyet, mağlubiyet, mağlubiyet şeklinde devam etti. İlhan Hoca'nın ne kadar iyi bir hoca olduğunu bence bir kez daha başta Konyaspor olmak üzere futbol severler anladı diye düşünüyorum. Emre sen de başlayalım. Ben de öyle düşünüyorum. Keşke bu şekilde anlamasalardı ama işte bazen farklı düşüncelere kapılabiliyorsunuz. Kelime seçerken yanlış bir şey söylemeyeyim diyorum. Farklı düşüncelere kapılabiliyorsunuz, öyle diyeyim. Olabilir yani, bunlar her yönetimin, her idarecinin, her sportif direktörün, kimse işte o kararı alan ya da alanlar zaman zaman yaşadığı şeyler. Yani şu ana kadar bu arada işte istedikleri gibi. Ben geçen hafta galiba yine bu maçla alakalı konuşmuştum. Galatasaray'ın fikstüründen bahsederken şunu söylediğimi hatırlıyorum. Aslında aynı düşüncedeyim. Yani böyle takımlar biraz tehlikelidir. Yani uzun süredir kaybeden, uzun süredir kazanamayan, uzun süreli mağlubiyet serileri olan takımlar biraz tehlike arz ederler. Yani şu anda... O tarz bir açıklaması var zaten. Öyle mi? Anlatacağım, oraya geleceğiz. Tamam. Yani şu anda çok net bir favori gözüküyor Galatasaray ve muhtemelen de evet yani kazanmaya yakınlar mücadeleyi. Bir de bir rekor var. Okan Hoca'nın da rekoru var. Evet. Ki aslında bence rekor maçı da bu. Çünkü rekor evet geçtiğimiz hafta Mustafa Denizli'nin rekorunu kırmıştı. 13 maçlık bir serisi var. Okan Hoca özelinde konuşuyorum ben. Yok, ben Galatasaray özelinde. Galatasaray'da da ciddi bir seri söz konusu tabii ki. Galatasaray'ın da rekor değil mi? Rekor, o da rekor. Değil mi? 14 Türkiye rekoru. Türkiye rekoru. Rekor. Beşiktaş'ı geçti. Geçti. Tabii 89, ama... 89 muydu? Yok, 65 yani daha eski. Daha eski galiba. Ama Emre'nin parmak bastığı yani oynanmayan bir maçla, evet, hükmen evet galibiyetle... Aslında 14. galibiyet Real'de bu olacak. Doğru. Evet, doğru. Yani doğru. Muhtemelen... böyle... Hakkıyla. Evet, evet. Yani hakkıyla demeyelim. Şimdi tam anlamıyla. Rekor kırılmış gözüküyor ama evet. Tam bir rekor olacak. Çünkü Gaziantep maçı aslında oynanmamış bir maç. Evet. O nedenle bunu da motivasyon olarak kullanacaktır Okan Hoca. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde olduğundan bence daha zor bir maç. Sonuçta bir deplasman ve dediğim gibi işlerin çok kötü gittiği bir takım var karşılarında ki yani Konyaspor'un aslında maçlarına bakınca da yani şunu da söylemek gerekebilir. Evet, iyi durumda değiller ama böyle arka arkaya mağlubiyet ya da işte 5 maçlı, kaç maç oynadı hoca? Yeni hoca 4 maç mı oynadı? Bu 4. maç. 4. maç olacak diyebilirim. Ve kazanamadı hiç. Hiç kazanamadı. Evet, hiç kazanamadı. Yani
oynanan oyun, rakamlar, datalar o kadar da kötü değil Konyaspor'da. O nedenle bir reaksiyon olabilir. O reaksiyona karşı mutlaka dikkatli olması lazım sarı kırmızıların. Ben çıkacak ilk 11'i de çok merak ediyorum. Çünkü yani Zaniolo'nun gelişiyle ne olursa olsun işler biraz değişiyor. Zaniolo yine yedek kulübesinden gelecek. Evet. Yine yedek kulübesinden gelecek. Ama yani işte olarak. Kim başlayacak? Zaniolo kimin yerine oyuna dair olacak? Bunların hep çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir cezalının en son yerine Kaan Ayhan'ı tercih edebilme ihtimali var hocanın. Doğru. Ben Emin Bayram'ı da düşünebileceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani Kaan Ayhan da oynayabilir ama Emin Bayram da her yokluğunda, Abdülkerim'in ya da işte daha önce stoperlerin her yokluğunda genelde iyi performans sergiledi. Kasımpaşa maçından da biraz ayrıştıracağı noktalar olabilir. Mesela Mata oynamıştı. Oynar mı oynamaz mı diye konuşmuştuk hatta seninle ama oynaması kuvvetle muhtemel demiştin zaten. Mata için. Öyle mi demiştim? Dememiş miydi? Bilmem dememiş olabilir. Ben başka yerde başka programla mı yapıyorum acaba? Yani şöyle dedim işte galiba. Ay olabilir yani, bilmiyorum. Karışık olabilir. Oynayabilir ama bence oynamaması lazım. Evet, öyle bir şey. Fiziken hazır olmadığı için Zaniolo'yu ikinci yarı tercih etme olasılığı yüksek demiştik. Zaten Mata'ya çıkardı. Zaten o çözdü. Evet. Zaniolo da girer girmez zaten. Ben Ahmet'ten şeyi rica edebilir miyim? Skorları. Söz vermedim seni. Söz almayacağım, özür dilerim. Daha söz vermedim. Ben sadece skorları, ben söz almak istemedim zaten, özür dilerim. Yani lütfen. Çok pardon. Sorun lütfen. Yayın öncesi yaşananların gerginliği Konya Galatasaray maçına yansıdı. Yani evet, artık buyurun. Resmen burada mobbing uyguladım. Burada mobbing oldu, gördüm mobbing ya oldu bana, evet. Yok sen uyguladın. Ben uyguladım, pardon. Yayın önce. Buyurun. Yo lütfen bir şey istediniz, devam edin. Hayır, ben sadece bunu istedim, bu kadar. Ben bana söz verildiğinde söyleyeceğim. Buyurun, söz sizde. Hayır, sendeydi ya. Tamam, lütfen. Verdim şimdi. Ha, sen söz almak için beni böldün. Evet. Pardon. Çok gerginleştik. Kafası karıştı. Çok kafam karıştı. Şimdi şuna geleceğim. Şunu söyleyeceğim. Bu niye istediğimi söyleyeyim. Ben şimdi içerideki tüm maçlarda stat'taydım. Derbi dahil hepsini canlı izledim. Ve Trabzon maçı... Patron olmak zaten böyle bir şey. Parantez açtım. Trabzon maçı hariç. Bir Trabzon maçı hariç. Trabzon maçı hariç. Hepsini çok zor kazandığını zaten skorla da görüyoruz. Yani hepsini gerçekten çok zor kazanan bir Galatasaray vardı içeride. Taraftar ortalamında hep geliyor. Galatasaray hep 45 plus oynuyor. Yani hep 45 bin taraftarla oynuyor. Hatay Spor 4-0 yendi. Ya Hatay maçı çok erken kopan bir maçtı. Yani peki. Bir onu doğru söylüyorsun. Bir onu ayırabiliriz ama yani hep ha, tek sen Trabzonspor maçı dışında hepsini izledin. Evet, öyle söyledi. Evet. Karışık tamam, olurdu. Pardon. Ben Trabzonspor maçı dışında hepsini Şunu söyleyeceğim sadece Emre. Yani bu kadro, bu kadar yıldız isim, bu kadar farklı özellikteki ofansif oyuncuların olduğu bir kadro sürekli 3-2, 2-1, 2-1 evet. Son dakikada gelen gol, işte Kasımpaşa maçı mesela, evet Selçuk İnan'la Kasımpaşa'yı bir yakaladı, onu konuşacağız ama yani içeride Mata mı oynar, işte Raşık Ali'ye mi başlayacak, Zaniolo hazır değil vesaire. Bu maç 1-0 bile olmayabilir çünkü ilk yarı çok kötü oynadı Galatasaray. İkinci evet, yarı Zaniolo'nun girmesiyle birlikte içerideki yani bu seriyi yapmış bir takım. Şimdi Emre sana Premier Lig ESEK gibi bir takım 13'te 13 yaptı. Bu futbolu izlesek bu futbolu mu yaptı der misin dersin. Yani bu futbol değil bu galibiyetlerin karşılığı. O anlamda aslında biraz söylemek istiyorum. Yani Galatasaray'ın oynadığı oyun içeride öyle gümbür gümbür olmuyor. Şuna bağlayacağım, Emre'ye çok katılıyorum. Ben Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum bu hafta. Konya Spor'da reaksiyon vermek isteyecektir. Hiç kazanamayan bir hoca ve dün konuştu. Futbolcularla konuştu bu arada. Galatasaray'ı herkes çok gidiyor. Ha bu arada çok, ben şimdi Konya Sporlu futbolcu olsam yani böyle seri yakalamış lider bir takıma karşı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a çok daha ekstra motive oynarsın. Yani Konya Spor Karagümrük maçını TV'de 100 bin kişi izliyorsa bunu milyonlarca insan neyse, istiyor. O, bu hoca bu maçta, değil bence. Ya bu hoca zaten bu hoca yanlış bir tercih. O başka evet. Bir şey ama Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısını oynarsa ilk puan kaybını uzun süre sonra yaşayacaktır diye tahmin ediyorum. Hiç keyif vermemişti geçen hafta Kasımpaşa maçı. Yani çok evet kötü. Kazandı doğru. Ama çok kötü oynuyor. Keyif veren bir yani şunu, Ümraniye maçı. Yoktu. 2-0'dan 3-2 dönüyor. Zar zor dönen bir maç. Trabzon maçı ben arkama bakıyordum. Yani oturduğumuz yere yerleşmeye çalışırken Maxi Lopez'in koştuğunu gördüm. Bana 7-8 tane gol oldu zaten. 1-0'la başladı Galatasaray Trabzonspor maçı. Ankara Gücü maçı keza öyle. Antalya Spor maçı keza öyle. Yani şey yok. İçeride enteresan bir sıkıntı yaşıyor Okan Hoca. Yani şu enteresan gerçekten. Şimdi ben de fikstüre bakınca bakıyorum buna. Yani şu anda ekrandaki fikstürde ya da ekrandaki maçlarda iç sahada bir maç dışında Hatay her maçı. Maç zor olmuş. Evet, yani evet. Tek farklı bitmiş. Deplasmanda da bir maç dışında her maç farklı bitmiş. Evet evet. Çok enteresan yani. Çok enteresan bir durum bu. Evet. Ha, bu oyuncu tercihi mi? Oyun anlayışı mı? Bir sürü içeri ama artık liginde geldik zaten. Sonuna doğru koşuyoruz. Ya üstüne gelen takımlar da karşı Galatasaray parçalıyor. Ona gelecektim. Yani sen Galatasaray'ın üstüne gidiyorsan Fenerbahçe de aynı hatayı yaptı. Tabii. Üçte çıktı, üstüne gitti.
Sonuç ortada. Başakşehir. Başakşehir aynı şekilde. Parçalıyor. Parçalıyor yani. 7-0 yaptı, 3-0 yaptı. İçeride bambaşka. Asıl içerideki sıkıntıyı çözmesi gerekiyor ki. Doğru. Değişik bir fikstüre giriyor çünkü Galatasaray. Yani Konya, Adana Demir, Beşiktaş acayip bir fikstürü var. Yani ligde çok şeyler gördük. Yani 7 puan, 8 puan olan takım var. Şampiyonluk verdi. Galatasaray şampiyonluk virajına giriyor bence. Evet. Ya Konya Spor maçı itibariyle. O seriyi son bulursa ona göre de bir dağılma da söz konusu. Belki stres gider. Yani sonuçta bir seri baskı da yapar takım üstünde ama ne tercih edeceği burada önemli. Nelson olmaması önemli. Doğru. Dezavantaj. İşte Mertens'in sakatlığı devam ediyormuş. Galiba oynamayacak. Bilmiyorum. Son dakika bir gelişme olur mu? Ne yapacak orada? Matay'ı da başladı olmadı. Raşika mı yapacak? İşte geldi rotasyonundan orada zaten yapmak zorunda olduğu bazı hamleler var. Vesaire. Barış'ı da tercih edebilir. Barış'ı da tercih edebilir. Ama sonuç itibariyle Okan Buruk'u tabii ki tebrik etmek gerekir. Galatasaray'ı tebrik etmek gerekir. Müthiş bir seri. Yani ne kadar 3-0'lık Gaziantep maçı da bunun içinde olsa sonuçta 14 maçlık tarihi bir seriye imza attı Galatasaray. Ve çok önemli bir yıldıza sahip şu an ekrana gelen Zaniolo. Yani size'ı, yani bu kadar size'ı olmasına rağmen, bu kadar uzun boylu olmasına rağmen, bu kadar teknik hızlı müthiş bir oyuncu yani. Ama zaten geçici burada. Buyur. Gidecek zaten yani. Ne kadar geçici? İşte lig biter gider. Bir düşünce yani bu bir şey mi? Zaten ben transferinin sezon sonu Milan ya da Inter'e gidecek şekilde olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu düşünen çok fazla insan var ama Zanyol'un bir açıklaması var. Ben seneye de buradayım diyor Zanyol'a. Duydum, duydum da. Bir gece hayatında görüntüleriz ya Zanyol'u da. Sen bunu mu söyleyecektin? Bu yüzden mi söyleyecektin? Buyur. Hayır, hayır. İlk maçta da Icardi ilk kez Galatasaray forması giymişti. Oyuna sonradan dahil olmuş, öyle hatırlıyorum. Konya. Galatasaray-Konya maçında. Bir de şey, Endri'nin çok güzel bir şutu vardı ve golü vardı. Onu da bir parantez açmak istedim. Bence açılması i̇lk gerekiyordu. İlk maç çok önemliydi Konya. Çok, ama önemli. Tabii maçın kadrosu, çehresi, kenar kulübesi her şeyi tabii. Galatasaray'ın daha böyle net ameli olduğu dönemlerdi. Tabii zaten ilk 8 atma çok bunalımlı bir Galatasaray vardı. Tabii Galatasaray o dönem. Şey var, bazı çevreler Galatasaray demiyor mesela. Galatasaray, Galatasaray. Evet. Mustafa Denizli, Mustafa Hoca... Galatasaray derdi. Yani hani çok zor çünkü Galatasaray demek zor bir şey. Bir daha Galatasaray der misin? Beşici. Galatasaray ben takım şimdi bu arada. Şimdi söylüyorsun Galatasaray diye. Hayır, cümle arasında de. Böyle şimdi çıkmıyor. Şöyle. Benden de bazen burayı çıkıyor. Burayı bir durduralım mesela. Şöyle hayır. Bir cümle öncesinde ama Galatasaray demiş. Ama tamamlayamadım ki cümlemi tamamlamama izin gelmedi. Gelmez. Takım burayı için söylemedim. Milyonlara hani işte hitap eden. Evet yani anlatırken. Futbolcu sorusu ben o anlamda söylüyorum yani. Bununla ilgili bir gözlemim var yani. Zor yani. Galatasaray çıkmıyor. Galatasaray, Gassaray şeklinde ilerliyor. Ama sen daha farklı Galatasaray diyorsun. Onu belki bir parantez açarız, geriye sararız. Ya. Nereden neye vuracağım? Şu anda ya. Öc alınıyor ya yayında. Öc alınıyor. Niye öc alayım ya? Yayın öncesi yaşananların bu maça bu kadar yansıması. Sabah senin bir... Neyse. Oyda. Kasımpaşa Ümraniye maçı devam ediyor. Hemen oraya gidiyorum. Evet, Ümraniye sporumuza. İstanbul'da derbi var. Güzel maç. Bakalım ne olacak ki tabii Kasımpaşa, Ümraniyespor Kasımpaşa bayağı iyi oyunuyla en azından göz dolduruyor ben tabii ki. Ben çok beğendim. Nerede? Galatasaray maçında ben de beğendim. Çok beğendim. Ama Ümraniye'yi daha çok beğeniyorum. Böyle olunca da yanlış anlaşılacağım. Ümraniye neden İlk bu yere. Kadar yakınlık gösteriyor diye. Bir şey konuşuyorum burada. Özür dilerim pardon. Ne dedim en son? Ümraniye'yi daha çok beğendim. Sonra? O kadar da yok şey ama işte. Olacak işte yani. Nasıl yakalayayım? Yaşlandım. Peki Kasımpaşa 14. sırada, Ümraniyespor 19. düşme hattında. Tabii şimdi düşme hattında birden fazla takım var aslında bakarsan. Hemen hemen puanlar aynı. Aslında 19'da 6 olacak bu sene. Bir öyle bir durum var. Evet, zaten evet, iki takım evet. Çekildiği gitti. Birlikte kalacağı için. İstanbulspor'un da tabii bu noktada bu hafta göstereceği performans da önemli. Onu da sonra konuşacağız. Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek o da. Geçen hafta Sivasspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Tabii düşme hattı böyle son haftalarda biraz önce Senih de söyledi. İyice böyle hareketleniyor. Düşme hattında olan takımlar daha bir motive sahaya çıkıyor. Ben şahsen Ümraniyespor'un düşmesi taraftarıyım. Çünkü oyunundan ben şahsen keyif alıyorum. Bakalım bu karşılaşma nasıl sona erecek? Ümraniyespor bir reaksiyon gösterebilir mi? Bence gösterebilir. Geçen hafta da dinlendi bu arada. Tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi üst üste iki galibiyet olmuş gibi oldum Ümraniyespor'da. Evet. Aslında öyle değil tabii ki. Ama kağıt üzerinde öyle. Yani bu iki galibiyet öncesinde toplam sezonda 3 galibiyeti vardı. Üst üste 2 maç kazandı. Hükmen galibiyetle birlikte. Ben çok kritik maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda Ümraniyespor küme düşme hattının üzerinden 3 puan uzak. Evet.
Ve yani bir galibiyet daha alırlarsa işleri gerçekten tam tersine çevirebilirler. Şu anda o havayı bence aldılar. Bence çevirecek. Yani hükmen galibiyet de bence o havayı yardım etti. Yani. Çünkü puan olarak ne olursa olsun şu anda kendini 3 puan daha yukarıda görüyor. Yani 21 puan mı geldi? Ve Galatasaray'ı da yenemeyebilirdi. Hani yenemeyebilirdi. Normal şartlarda kaybedebileceği bir olabilirdi. Yani bu da bir moral motivasyon. Evet. Ya ben mesela şeyi gördüm. Yine rakamları gördüm orada. Bir daha verebiliriz ekrana. Onun üzerinden vereceğim. Çünkü işte bu rakamlar, bu oranlar şey üzerinden belirleniyor. Favorilik üzerinden. Hı hı. Çok ağır favori görünüyor Kasımpaşa. Ben o kadar ağır favori olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ben çok dengeli maç olduğunu düşünüyorum. Ve Ümraniye Spor'un kazanması, yani mesela Ümraniye'nin kazanması durumunda kimsenin şaşırmaması gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda. İyi durumdalar, iyi oynuyorlar ve çok kritik bir maç. Gerçekten bu maçı kazandıkları takdirde ya bu maç kazanırsa Ümraniye Spor'un... O viraj, o kritik bence, viraj bence burada başlıyor. Evet. Ben kesin kümeye kalacaklarını düşünüyorum. O kadar kritik bir mücadele bu. Bunun ciddiyetiyle oynayacaklardır. Dediğim gibi formdalar. Umut Nayır çok formda. Yani ligin en iyi center for performanslarından birini gösteriyor sezon başından beri. O nedenle her ne kadar Kasımpaşa da kötü durumda olmasa da bu maç çok dengeli bir maç. Ve her sonucun çıkabileceği bir mücadele bence. Gollü maç olur. Ben çok şey yapmayayım. Süreden almayayım. Gollü güzel maç olur. İki hafta önce Kasımpaşa Antalya maçına aynı şeyi söylemiştim. 4 gol oldu. Yani Ümraniye de ofansif oynuyor. Kasımpaşa da işte zaten aldığı sonuçlar, skorlar orada. Her maçta gol yok. Bu maçta da öyle oynayacaklardır. Evet. Zaten Selçuk İnan geldiğinden beri Kasımpaşa ofansif futbol oynuyor ve yine Emre'nin işaret ettiği o iddia oranlarındaki karşılığı da Kasımpaşa'nın. Genelde şöyle baktığım zaman hep içerideki son maçları Başakşehir 3-1, Giresun 5-1, Antalya 3-1. 2 gol, 3 gol olmuyor hep. 3 ve üzeri oluyor goller. Bu da o maçlardan bir tanesi olacak bence. Güzel maç olur ama. Öyle temenni edelim biz de. Cumartesi 13.30'da başlayacak bu karşılaşma. 16'da ise Adana Demirspor'la Antalya Spor karşı karşıya gelecek. İlk maçı Adana Demirspor kazanmıştı. Hızlıca bu maçı da konuşalım istersen. Emre'ye şöyle pas atayım ben Sezen'e. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Böyle acayip bir, acayip bir yarışta oynandı. Haftanın tek beni yanıltan yok, maçı. Yok şey değil. Efekt o. Yok abi yok. Emre diyor ki acaba izledi. Emre'ye bak inanılmaz. Emre'ye bak inanılmaz. Emre'ye bak. Ahmet, o fotoğrafı bir daha hepsine. Hayır abi, o değil abi. İlk fotoğrafı rica ediyorum Ahmet. Şimdi ben de şey yapıyorum. Çok yoğun bir yarışta oynanmıştı. Ama hani Kayseri Spor'un gol atamaması beni çok şaşırttı. Tamam, Antalya Spor kazanabilirdi maçı ama 4-0'la sürüklese etti. Maçı izleyenler hak verecektir. 8 olurdu ya. 7-8 olurdu. Evet, o bayağı. Ya, 30 şut. Yani kaleyi bombardımana tuttu Antalya Spor. Emre'ye şöyle pas atacağım. Anadolu takımında helal. Evet. Anadolu takımında iyi performans sergileyip büyük takımla Adana'dan herkes o hafta acayip bir mağlubiyet oluyor. Benim çok dikkatimi Çağdaş Hoca'dan bahsediyorum. Bir daha sorar mısın? Anadolu takımında iyi performans sergileyip büyük takımla anılan. Her hoca. Tabii. Her hoca o hafta tırnak içinde patlıyor. Olabilir. Ben çok dikkat ettim son yıllarda ve Kayserispor da bunu yaşadı. Konsantrasyon kaybı kesinlikle oluyor. Adana Demir Antalya maçı için şöyle söyleyeyim. Adana Demir'in ilk yarıda skor üretmesini bekliyorum. Belhan da çok gereksiz şekilde. Genel ki Belhan da bu arada. Belhan da bu. Ben Galatasaray'dan tanıyoruz yani yıllardır. Porto maçında Galatasaray fark yemiş. Cagney 1, Belhan da 2. Galatasaray Porto maçında demiştim. Kompetandır Galatasaray konusunda. Yani Porto deplasmanında Galatasaray fark yemiş. Gülüp Eyleni forma veren bir adamdır yani Belhan. Kim ya? Forma veren? Porto maçında deplasmandaki maçta fark yediğinde Galatasaray Gülüp Eyleni forma değiştiren bir adamdı Belhan da biliyoruz. Trabzon deplasmanında fark yediğinde dönerken havalimanına taraftara küfür eden bir adamdı. Neyse. Ama şuna bağlayacağım. Takımını 10 kişi bıraktı. Ona rağmen Adana Demir birbiri yakaladı ama Visca diye bir adam girdi darmadan. Trabzon'u konuşamayacağız bu hafta bay geçtiği için ama acayip işler yaptı Visca. Adana Demir'den ben ilk yarı gol bekliyorum. Emre'ye de pas atayım. Ben de ya bu maçta ben de gol bekliyorum yani. Fazla gol bekliyorum. Çok bence tempolu, pozisyonlu ve muhtemelen de gollü bir maç olur. Belhanda'nın yokluğu tabii ki bir dezavantaj. Bu zaten Belhanda'nın yokluğunda evet, birçok olumsuz şey söyledi ama Belhanda iyi futbolcu. Yani bu ligin. Bu ligin standartlarına çok uygun. Tırnak içinde tabiri caizse arıza. Ama yönetilmesi evet. Böyle işleri var işte yani. Ama böyle durumları var. Adana Demirspor'da da üzerine çekebiliyor. Tabii çok da kritik bir şey var. Rolü var Adana Demirspor'un içinde. O yüzden onun çıktığı denklemde ya takımın sahada nasıl arızalar göstereceğini de çok kestiremiyorum ben.
Hem o hem Antalya Spor'un son dönemdeki çıkışı. Ötüyor gerçekten sandalye. Çok özür dilerim, motivasyonum bozuldu benim. Ses çıkartıyor değil mi? Evet evet. Tabii bayağı canım, böyle bir şey olmaz. İnanılmaz ya. Bir daha program öncesinde konuşmayacağım. Bakar mısın? Karar aldım. Daha gırç çok... gırç gırç ya. Niye öyle oldu hakikaten? Şey, siz zorla benim hiç olmuyor mesela. Siz. Normalde sandalye. Benden iyi olmuyor mesela. Sizi zorluyorsunuz bence. Sen bak, patron olduğu için seninki daha sağlam yapılmış. Aynen. Oluyor. İnanılmaz ya. Hadi bakalım. O nedenle... Evet abi. Yani Belhanda'nın öneminden bahsediyorum. Belhanda'nın önemi Antalya Spor'un çıkışı kestirmek çok kolay değil bu mücadeleyi ama iki takımın oyun stiline bakınca az önce senin diğer maç için söylediği şey hücum odaklı oynuyorlar, açık oynuyorlar. Tempo yapabilen takımlar Adana Demirspor başta olmak üzere bu da maçı bol pozisyona götürür bence. Bu arada bir de hani 3-0'lık Hükmen galibiyeti saymazsak kazanamıyorlar. Bir kazanamama serisi var Adana Demirspor'da. Adana Demirspor, evet. Yani yukarının takipçisi Adana Demir kazanamıyor son haftalarda. Bu maç da onlar adına çok kritik olacak ama Antalya çok formda geliyor. Güzel bir maç olacak bu da. Bu hafta maçlar çok güzel bence. Güzel, yani milli güzel. Ara öncesi çok güzel eşleşmeler yani. Var. Keyifli gollü maçlar bekliyorum. 19'da da Beşiktaş evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İstanbulspor geçen hafta Sivasspor karşısında sürpriz miydi konuşulur, tartışılır ama iyi bir performans sergiledi. Sivas'ın bence biraz da tabii bugün oynayacağı karşılaşmanın da önemi olabilir diye düşünüyorum ben. Belki biraz daha rotasyonla çıkmak vesaire, biraz daha onun tedirginliğini yaşayarak sahada vardı. Rıza Hoca hep tedirgin zaten. Rıza Hoca sürekli kadrodan, fikstürden, hocam her şeyden tedirgin. Yani hoca Avrupa yordu diyor ama bu yüz böyle... Lig, Avrupa Ligi eğer oralardaysan bu böyle oynanır. Ve yıllardır da oynuyor Avrupa. Yıllardır da oynuyor. Yani hocam yani ben çok biraz severim. Biraz daha geniş rotasyon o zaman işte, yani. Hocam çok enteresan. Yani mesela İstanbulspor maçından sonra bir gol yedik kimse çözemedi diyor. Hocam yapma, 3 ay oldu ya yani. Bir gol yedik kimse yani çok hocam böyle garip işler yapıyor. Hocam ne diyormuş? Yani Galatasaray maçında yediği gole İstanbulspor maçında hala atıfta bulunuyor hocam. Yani Rıza Hoca, hocam diyorum çünkü ben çok severim Rıza Hoca. Yani sohbetimiz var, defalarca röportaj yaptık vesaire ama bir konsantrasyon sıkıntısı yaşadı sezon başında deyip ben bu maçın yorumunu Emre'ye bırakayım. Başladın birazcık devam et. Yok Emre'nin değerli yorumları. Emre'nin cümlelerine göre Beşiktaş. Beşiktaş çok rahat kazandı bu maçı. Beşiktaş'ın çok rahat galibiyeti. Yani şimdi önemimiz vermiyormuş gibi gözükeceğim de. Her tarafından bakıyorum, İstanbulspor'a bakıyorum, galibiyetine rağmen bakıyorum İstanbulspor'a. Bir taraftan Beşiktaş'a bakıyorum. Yani birçok insandan farklı düşünüyorum ben Beşiktaş konusunda, anladım ki. Çünkü söylediğim şeylerden sonra farklı şeyler söyleyen, farklı reaksiyonlar gösteren insanlar da gördüm. Ben Beşiktaş'ı çok beğendim. Yani çok beğendim derken şöyle, böyle bir aradan sonra, beklenmedik verilen bir aylık bir aradan sonra dönüşünü fizik kalite olarak çok beğendim ben Beşiktaş'ın. Yani buna katılmayan insanlar görüyorum, olabilir. Ama transferlerle beraber kalitenin de artmasıyla birlikte bunu bir şekilde skorda yansıtmayı başardılar bence. Bu maçta da çok rahat yansıtacaklarını düşünüyorum. Bir tık Cenk'te bir soru işareti gidiyor var galiba. Benim. Yani o son dokunuşlar. Cenk gidecek galiba. Ay, gidecek diye dokunuşları. Yok yok, yani bir de Cenk'in ayrılma durumu var, ciddi ciddi. Nereye, var. Nereye yani. Abi? Ben hakikaten anlamadım. Bir transfer ABD ligine Cenk Tosun'da yaşanabilir. Evet. Vallahi Beşiktaş 6 milyon euro bonservis kadar o zaman. Bir Everton'dan bir buradan Cenk'ten yani inanılmaz maksimum verim almış 30 olur. 30 milyon euro. 30 milyon euro yapar Cenk Osman ama Elmeni... İnşallah olur. Tabii kesinlikle yani sonuçta Beşiktaş'ın kasasına ciddi bir para girecek gene. Bir Cenk'in de kasasına ciddi Cenk'in de kasasına girer. Mutlaka girecek. Elmeni'nin söylemiş olduğu şey burada %50 pay Abu Bakar'ın. O bir hareketi tabii, var tabii. Ya onun artık imza olmuş hareketi. Böyle iki ayağını böyle topun üstüne geçirerek geçiyor ve direkt üst köşeye bırakıyor. Aynen. Bir Fenerbahçe'ye Kadıköy'de atmıştı aynı hareketi yaparak. Şimdi gene Başakşehir'de yani bir golcü takım için gerçekten bence %50 ve üzeri. Yani bir takımın striker'ı yani santraforu ne yaparsa şimdi Başakşehir maçını o golle çözmeseydi ki Başakşehir gelmeye başlamıştı Emre. İlk yarıda özellikle Beşiktaş kalesine. Skor avantajını yitirse bu sefer başka bir senaryo yaşanacaktı maçta. Ama Abubakar öyle bir işlem yaptı ki orada, öyle bir işledi ki pozisyonu, çok önemli. Yani bir takımın golcüsünün olması çok çok önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Onu da Abubakar'ı çekerek Beşiktaş santrafora ne kadar doğru yaptığını gördü. Ama bu sezonun boyuna ne kadar yetişir o da tabii soru işareti. Seneye ama Beşiktaş iyi bir takım kuracak diye düşünüyorum ben. Kursun artık. Kurmalı. Şenol Hoca mı kurar yoksa başka bir hoca mı kurar? Vallahi asıl hangi başkan kurar onu da bilmiyorum. Eğer başkan kalmazsa. Evet buyurun.
Emre. Emre rahat eklemek enerjili Beşiktaş. Yani evet. Hiç yani benim için soru işareti yok. Ekstra bir şey yok. Çok bu arada ilk maçta Masu Akun'un maçıydı. Güzel performans sergilemişti. Topu iyi taşıdı. O da gönderiliyor. Şimdi 3 yıllık sözleşme teklif ettiler. Çok enteresan. O çok bir gel gitteydi ama. Çok enteresan ama bir durum orada. Hoca'nın onunla ilgili açıklamaları vardı. Biraz toparlaması lazım vesaire falan. Onun gibi Şenol bir Hoca o ara herkese, Emre'ye bile bir ara herkese söyledi yani. Serzenişi vardı o sıralarda. Herkese ama Masu Akun ben seviyorum, beğeniyorum bu arada. Zaten 3 yıllık kontrat teklif edecekler. Bir şey diyeyim mi? Alexander Maxim yine oynamayabilir bu maçta. Yani yine yedek kulübesinden yani gelebilir. Çünkü oyuna girdiği dakikalara bakıyorum. Belli ki hala Şenol Hoca'nın kafasında soru işaretleri var. Oyuncunun hazırlığıyla alakalı. Yani hazır olma durumuyla alakalı. Ama sanki şimdi herkes şey bekliyor Alexander Maxim'den. Üçlü orta sahada. Orta sahanın önünde 10 numarayı oynamasını bekliyor. Ama geçiş döneminde acaba mesela Redmond'un yerini kullanabilir mi? Bu arada Redmond çok iyi oynuyor. Bilmiyorum. Değilmişken ilk yarı 30 dakika hep oradan onun geldi Beşiktaş. Hep onunla ilerlemeye çalıştı. Ama ya Redmond'un güzel taşıyor, güzel getiriyor ama hep son dokunuşlarında hep bir bence aşırı hırsının evet, kurbanı olabiliyor. Final bir yoktu. Ama evet. Beşiktaş'ın hücumlarında hep Redmond ismi var. Hep hayır, yani olumlu ki anlamda ismi sürekli var yani. Oynadığı süre çerçevesinde. Evet. Bu arada 4 oyuncu da dün idmana tamamında yerini aldı. Gezal da sakatlıktan sonra idmanın yine antrenmanın tamamında yer aldı. Forma vermesi halinde Şenol Hoca'nın Gezal da Beşiktaş iyi bir kadro inşa ediyor. O yüzden onu işaret ettim ben. Üzerine koymaya devam ederse seneye en güçlü adaylardan olacak Beşiktaş. Sen de Beşiktaş mı olacaksın? Öyle gibi konuştun. Beşiktaş mı olacağım? Ha, öyle mi olacaksın? Hayır canım, ben öyle 38, gibi konuştum. 38 seneye öyle bir kadro kuracak ki ben de Beşiktaş olacağım. 38 yıldır tuttuğum takımı değiştirmem ama Galatasaray kompetanıdır. Çok açık verdik. Karagümrük başa... Yine maça giriyorum abi. Hadi devam et programa. Yok canım. Allah sen. Karagümrük Başakşehir müthiş bir derbi. Bu hafta derbi haftası İstanbul'da. Karagümrük Başakşehir konuşacak mıyız? Hayır o daha var. Son maçta Alanya Fenerbahçe'de yaparsın onu. Peki 16'da Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Çok iyi maç. İlk yarı süper. Skoru 0-0'dı bu arada. Onu da bir ekleyelim. Fatih Karagümrük 9. sırada. Medipol Başakşehir'de 6. sırada. Ligde nasıl bir karşılaşma bekliyoruz deyip sözü Emre'ye bırakıyorum hemen. Bir derbi öncelikle onu söyleyelim. Tabii. Derbi. Vallahi Başakşehir'in durumunu gördükten sonra Başakşehir'le alakalı olumlu cümle kurmak çok kolay değil. Ligde Emre Hoca'nın da biraz çanları çalıyor mu sence? Çalıyor tabii. Yani farklı yönlerden çalıyor. Saha içinde hoca olarak çalıyor. Hoca olarak yaptığı açıklamalarla çalıyor vesaire vesaire ama ya ben şimdi şey maçını Beşiktaş maçını dışarıda bırakalım. Yani Beşiktaş'a karşı 15. dakikada geriye düştüler. 15-35 arasında bence iyi oynadılar. Fena oynamadılar daha doğrusu. Reaksiyon gösterdiler. Orada gördük ya kırmızı karttan sonra maç bitti koptu zaten. O maç için bir şey demek çok kolay değil ama öncesinde ve sonrasında oynadıkları iki Gent maçı çok problemli. Çünkü yani zaten Gent son maç yarım saatte evet. 40 dakikada 4-0 oldu kendi sahalarında ama bitti ondan sonra. İlk maçta da deplasmanda berabere kaldıkları mücadelede çok şanslıydı Başakşehir. Yani Gent'in net üstünlüğü olan net çok net pozisyonlara girdiği bir maçta bir birlik beraberliği aldılar. Yani oyun olarak aslında orada da çanlar çalıyordu. Onun karşılığını gördüler sadece içeride. Ki Beşiktaş maç öncesinde ligde de işler onlar için çok iyi gitmiyordu. Ciddi bir düşüş var. Ve yani bu maçta da ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Karşılarındaki takım da neredeyse 10 maçtır kaybetmeyen bir takım. Karagümrük ligde 10 maçtır falan kaybetmiyor değil mi? Ve inanılmaz da bir gollü serisi var Karagümrük'ün. Doğru. Yenilmiyorlar. Sürekli galibiyet, arada beraberlikler var. Çok formda bir takım. Ve yani şöyle bir aşamada Andrea Pirlo'nun ben iç sahada Başakşehir'de kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Olabilir. Ben gol bekliyorum ama biraz. Başakşehir'den. İkisinden de bekliyorum. Evet, ikisinin de gol bulması da çok 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 yüksek bir maç. Ben sadece şöyle Emre'ye final yapayım. 9 maçmış ya. 9 maç. 9 maçı kaybetmiyorlar. Hayır, bir Fenerbahçe hazırlık maçında sadece yani arada o. Ya ha yok şey, ben, ligde yani resmi maçlarda, çok uzun bir seri var. Evet. Galatasaray'a 7-0 yenildiği maçtan sonra bence bitti. Yani Başakşehir'de tabii. Yani kırılma anı o maç oldu. Ondan sonra yaşananlar ben yani Başakşehirli futbolcuları dün de izledik işte. Beşiktaş maçında izledik. Bence başka sıkıntılar var. Saha içinde sıkıntı yok. Hocayla yani, mı oyuncular arasında? Orada bir sıkıntı var ve muhtemelen de bir değişiklik olur diye tahmin ediyorum.
Emre Hoca'nın Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalar... Biraz soru hani işaretli. Hiçbir şey anlamadım yani. Ya haklı olabilir kendisi ama... Yok ben bir insan haklı olabilir de... Bunu dışa yansıtması bir hoca vasfıyla bana da biraz şey geldi. Çok tabii sinirlenmiş olabilir çünkü anladığım ama kadarıyla... Ama şimdi teknik direktörlerin, Türkiye'ye mal olmuş insanların... Bunu kaldırabilme gücünün olması gerekiyor. Çünkü zamanında Fatih Hoca da bunlarla karşı karşıya kaldı. Şenol Hoca da... Ya ben bana iş bitmiş gibi geldi orada. Yani bu maçı kazanabilir... O da onun açıklaması. Bu maç değil zaten. Derdim. Yani bu maçı kazanır kaybeder konu bu değil ama Emre Belezoğlu Başakşehir... Birlikteliği İlişkisi. Bence seneye olmayacak gibi duruyor. Peki son maçı da konuşalım o zaman. 19'da da yine pazar günü, bu hafta pazartesi maç yok. Alanya Spor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ilk yarı karşılaşması da Fenerbahçe açısından bol golle sonuçlanmıştı. 5-0. Ama tabii birinci golden sonra, Fenerbahçe'nin ilk golünden sonra gol atabilseydi eğer... Alanya Spor. Orada bir tık böyle kırılma anı olur muydu? Ya en azından bu kadar gol olmazdı diye düşünüyorum. Bir pozisyonu vardı çünkü. Bayağı kaçtı ama yine Fenerbahçe'nin çok iyi başladığı, çok iyi olduğu bir haftadan bahsediyoruz yani Alanya karşılaşması. Şu var. İlk 10 hafta Galatasaray kötü. Oyun olarak, evet. Skor olarak, puan olarak Fenerbahçe iyiydi. Çok iyiydi. Sonra iş başka yere demişler. 8. haftadan tabii. Sonra işler tam tersine döndü. Ersun Yanal'ı Alanya Spor'u beğenmiyorum. İki maçtır, onu söyleyeyim. Hele ama ki Ankara Gücü maçında hiç beğenmedim. Ama bu maçta iyi oynatacak Ersun Hoca. Fenerbahçe maçı, evet. Bilmiyorum tabii. Çözdüğü nasıl bir takım. Nasıl bir motive olacak ama Fenerbahçe üzerinde şunu söyleyeyim. Bu akşam başarılar Fenerbahçe ve Sivasspor'a, bu akşam oynayacaklar maçlarını. Fenerbahçe bu akşam turu geçse de geçmese de hocanın beyanı olduğu için söylüyorum. Zaten önceliği lig. Yani evet. Hoca da söylüyor. Bizim önceliğimiz lig diyor. O yüzden... Tur geçse de geçmese de Fenerbahçe Alanya Spor maçı çok önemli. Hele ki Galatasaray'ın kazanıp, yani Galatasaray Cuma günü kazanıp tabloda puan farkını çift taneye taşıyıp çıktığı bir senaryoda evet. Alanya maçına çok 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 elzem, çok çok kritik bir maç bu. Ben Fenerbahçe Alanya karşısında hata yapacağını düşünmüyorum diyorum. Emre'ye pası final olarak atıyorum. Tabii Ersun Hoca iyi tanıyor şimdi Fenerbahçe'yi. Dolayısıyla ekstra bir güç gösterisi yapmak isteyecektir diye ben şahsen düşünüyorum. Hayır, tabii, bu tabii. Fenerbahçe karşısında ne olur ne biter. Yani hani Fenerbahçe kaybeder diyemem ama ciddi etkili oyunu olacaktır diye düşünüyorum Ersun Hoca'nın. Ya ben de biraz zor maç olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Yani Ersun Yanal'ın motivasyonu da bunda bir faktördür. Şeyde bir faktör olacaktır. Perşembe günü seviyeye karşı, bu akşam daha doğrusu. Çok eforlu bir maç oynayacaklar. Ve bu maç ne kadar? 3 gün sonra mı? 3 gün sonra. Pazar günü. Pazar günü. Milli ara olduğu için pazar günü maçı. Tabii evet. Yani cumartesi, pazar 3 gün sonra Alanya Spor deplasmanı. Çok eforlu, ben çok enerji harcayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin seviyeye karşı. Eler eleyemez, orası ayrı ama sonların yani son damlasına kadar mücadele edecekler. Bana biraz turu geçecekmiş gibi geliyor Fenerbahçe. Çok zor olacak sanki, zorlanacak ama... evet zor bir durum şimdi. İlk yarı çok kritik. İlk yarı önde kapatırsa olabilir. Evet. İnşallah. Ama olsun. O da çok kolay değil. Dolayısıyla şimdi bir bu var, bir Ersun Yanal var. Evet o da bir faktördür ama bazen ekstra motive olmak bir şeyleri yanlış yapmanızı sebep olabiliyor. Yani Ersun Yanal'ın ekstra motivasyonu yanlış hamleler de yapıyor. Bunu çok görüyoruz. Tabii, bilmiyoruz heyecan yani. Heyecan vesaire. Evet. Ama şu da var. Ersun Hoca son kaybettiği Ankara Gücü maçı mıydı? Ankara Gücü maçından sonra çok kritik bir açıklama yaptı. Önce kazandığı maç neydi? İlk maçında kimi yenmişti? Bak, takımları unuttum ya. Neyse. O maçta topu rakibimize verebilmiştik. Bu maçta da hedefimiz oydu. Ama bu maçta veremedik. Onlar topu bize verdi. Ve öyle olunca da işler bizim ana planımızda istediğimiz gibi gitmedi dedi Ersun Hoca. Yani belli ki Ersun Hoca'nın kısa vadeli planlaması Alanya Spor'da topsuz oyun üzerine. Yani topu rakibe bırakıp rakibin oyun kurmasına izin verip ya da rakibin oyun kurmasını teşvik edip kazandığı toplarla, karşılama oyunuyla, geçiş hücumlarıyla skora gitmek gibi gözüküyor. Bunu en rahat yapabileceği takım Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'ye karşı topu çok rahat bırakabileceğini düşünüyorum Ersun Yanal'ın ve muhtemelen de böyle yapacaktır. Yani o açıklama yaptıysa Ankara Gücü maçından sonra ben yine topsuz oynayan, %35-%40 ile oynamaya çalışan bir Alanya Spor bekliyorum. Bu Fenerbahçe için dezavantaj olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de 60'larla topa sahip olmak isteyen bir takım görüntüsüne diye sezon başından beri. Ve 60'lara 65'lere çıktığı anda da sorunlar onlar için artmaya başlıyor. Tüm bunları bir arada düşününce
Ben de Fenerbahçe için zor bir maç olabileceğini ve senin söylediği gibi şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yani Konyaspor'a kaybetse bile Galatasaray, tabii, tabii, bu maçı galip bitiremezse puan farkı aynı kalsa da yine çok ciddi bir yıkım yaşayabilirler. Çünkü Galatasaray'ın fikstürde kağıt üzerinde deplasmanlarına bakıyorsun. Hadi yani rakipler olarak söylerim. Hadi burada puan kaybetsin dediği hafta bu. Tabii. Burada kaybettiğinde sen de kazanamıyorsan zaten artık yavaş yavaş iş bitmeye doğru gider. Başakşehir yenmişti. Alanyaspor 1-0. Tamam. Orada onunla başlamıştı zaten ve sonra Ankara 164'te falan oynadı o maçta. Aynen öyle. Sonra da Ankara Gücü mağlubiyeti geldi. Yani çok zor maç ama Fenerbahçe'nin ben kilidi aşamazsa zaten Emre'nin söylediği gibi kazansa da kaybetse de Galatasaray çok ciddi bir sıkıntı var. Daha fikstür belli değil. Derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini oynayacak. Başka var mı konuşmamız? Yok, senin son bitirme şeklini aldın. Bitirme şeklini aldın. Bu bitirme pozisyonu. Bal ligi, evet. Bal. Niye? Amatör ligi. Ne alakası var şimdi? Bölgesel. Ben hepsini konuşurum. Az maç edeyim. Konuştuk çünkü bence. Gayet iyiydi. Verimli bir yayın oldu milyar öncesi. Peki, uslu çocuk oldunuz. O ne ya? Sen bu açık tenli olduğu için bu senin... Ben kalkamıyorum. Haribo mu? Bu ne? Haribo mu? Ne zaman geldi buraya ya? En sevdiğim şeylerden biri. Sen açık tenli olduğun için beyazı sana tercih ettin. Sen de neonları seviyorsun. O neymiş böyle? Bakayım. Bakayım. Bu neymiş böyle ya? Değişik, şekilli, şukurlu bir şey. Creative Lollipop. Süper ya böyle. Gerçekten harika. Şahane. Siz mi bana şey yapacaksınız? He, sen şey yaptın, çok güzel yaptın şu anda, öyle mi? Yok, öyle bir skor beklentim yoktu. Aa, nasıl? Çok güzel oldu. Bence Emre'yi güzel böyle oldu. Çekeceğim. Dur burada çekeyim de sonradan şey yapayım. Evet, koyayım. Poz müthiş oldu ya. Dur portre de çekeyim, iyice belli olsun. Aynen. Bakayım ışık. Evet, bunu bakayım. Ay nasıl yakıştı, nasıl yakıştı. Evet, senin koyun üzerinde beyaz. Bir de şöyle çekelim. Bunu yayından sonra yapmamız gerekiyor aslında ama şimdi yapalım. Kapatacağım biraz sonra sevgili. Yayın devam ediyor değil mi şu an? Yayın devam ediyor. Efendim 26 yayın... haftanın maçlarını konuştuk. Çocukları mutlu ettik. Yayının devam ettiği de aklıma geldi. Bitirmediğimiz de aklıma 26 geldi. 26. haftanın maçlarını konuştuk. Gençleri mutlu ettik. Uslu çocuk dijital oldular. Dijital böyle bir olay. Seni her ne kadar yaramazsa birinci sırada olsa da neyse çok mutlu şu anda. Evet. Haftaya görüşünceye dek diyemeyeceğim. Haftaya milli ara var. Evet. Var. Dolayısıyla da bir sonraki hafta görüşelim. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.